Merhaba dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda yine bahçelerde baş belası haline gelen kayısıdaki kurtlanma işini konuşalım dedim. İlaç kullanmak istemiyorsan doğal olarak ne yapabilirim diyen can dostlara bu işin mantığını şöyle bir anlatalım dedim. Konu derin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Belki de bugüne kadar duymadığınız bilgilerle karşılaşacaksınız ve nerede hata yaptığınızı hemen anlayacaksınız. Hem tuzak işini, hem biyolojik mücadeleyi, hem de kültürel mücadeleyi tane tane anlatıyorum. Hazırsanız toplanın, başlayalım. Şimdi bakın, bu iş sadece 1-2 tane sinek tuzağı asmakla olmuyor. Hatta kıştan başlamak lazım. Sen 1-2 tane pet şişe delip içine sirke koydun, iş bitti dersen kusura bakma, geçmiş olsun. İnanın o kadar da basit değil bu işler dostlar. Öncelikle kayısıyı kurtlandıran tek bir zararlı yok ve bunların çıkış zamanları ile mücadelesi farklı. Biz önce bunları bileceğiz. Mesela şu meşhur şeftali güvesi var ya, işte bu asıl işi yapandır. Mayısın başı gibi ortalığı karıştırmaya başlar. Önce sürgünleri kurutur, sonra meyvenin içine girer. İşin kötü tarafı yılda 3-4 döl yapıyor. Yani sen ilkbaharda halletmezsen yaz boyu onunla uğraşırsın. Sonra erik iç kurdu var. Bu biraz daha yavaştır ama işini iyi yapar. Mayıs ortası gibi çıkar, genelde erikte daha yoğundur ama kayısıyı da affetmez. Özellikle meyve biraz renklenmeye başlayınca dalar içine. Bir de Akdeniz meyve sineği var. Bu başka bir bela. O da Temmuz sonu gibi başlar. Özellikle geç hasat kayısıyı sever. Sen erkenden toplarsan belki paçayı kurtarırsın ama ağaçta meyve bırakmaya gelmez. Uçanı kaçarı dalar. Bu arada küçük bir bilgi. Meyveler tam olgunlaşmadan toplanır. Şeker dengesi oturduğu zaman toplayacaksın meyveyi. Ağaçta bekletirsen sadece iki ayaklılar değil, türlü zararlılar dalar. En büyük hatanız meyvenin tam olgunlaşmasını beklemeniz. Toplayın, zaten birkaç gün dışarıda kalsın, olgunlaşırlar. Şimdi asıl mesele şu dostlar. Sen tuzak kuracaksan önce hangi zararlıya karşı olduğunu bileceksin. Şeftali güvesi mi, erik iç kurdu mu, Akdeniz sineği mi? Çünkü zamanı ve yöntemi değişiyor. Örneğin şeftali güvesi için Mayıs başında feromon tuzağı asarsın. Hatta Nisan sonu bile olabilir. Erik iç kurdu için biraz daha geç başlarsın. Akdeniz sineği için ise sirkeli pekmez tuzakları Temmuz sonuna doğru kurarsın. Peki şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle biyolojik kısmına bakalım. Aslında en büyük savunma kalkanımız bunlar. Doğal bir nematot vardır. Ştener nema carpocapsea. Bu nematotları 10 litre suya karıştırıp Mart sonu Nisan başı gibi toprak ısısı 15 dereceyi geçince ağaç tiplerine veriyoruz. Ne yapıyor bu? Toprağın içinde saklanan pupa ve larvaları buluyor, içine giriyor, bağırsak yapısını bozuyor ve sonuçta öldürüyor. Tamamen doğal. Arıya, toprağa, faydalı böceklere zararı yok. Tek hedefi topraktaki larvalar. Bunu yılda bir kere ilkbaharda yapmak yeterli. Bir de Bacillus thuringiensis, kısaca BT olarak biliriz onu biz. Bu da biyolojik bir bakteridir. Larvalar meyveyi ısırıp içine girince BT'li meyveyi yedi mi bağırsakları felç ediyor. Meyveler iyileşmeye başladığında, yani Haziran başı gibi havanın serinlediği akşam saatlerinde suyla karıştırıp hem yapraklara hem meyvelere sıkın. Genelde 10-12 günde bir tekrarlanabilir. Kurtlanmayı ciddi oranda azaltır. Kalıntı bırakmaz, tamamen doğaldır. Sen de eğer ilaç kullanmak istemiyorsan bak, bu iki yöntem işin can damarıdır. Döneminde uygula, bu işin %80'i zaten çözülür. Mayıs'ın başında, hatta havalar sıcak gidiyorsa Nisan sonlarında, sıcaklık 15-16 derece oldu mu bunlar için tam topraktan çıkma zamanı geldi demektir. Ona göre feromon tuzağını asın. Ağaçların tepesine, gölge bir yere, her 3-5 ağaca bir tane yeter. Ancak şunu unutmayın. Feromon tuzakları kitle imha tuzakları değildir. Bir monitör görevi görür. Yani böceklerin zarar eşiğini görebilmek ve
müdahale zamanını belirlemek için kullanın. Kısacası feromon tuzağı kullandım yine de kurtlandı derseniz hata yaparsınız. Feromon tuzakları yetmez. Yanına da bir güzel sirke, pekmez, olgun kayısı, maya karışımı tuzağı hazırlayın. Pet şişeye doldurun, 4-5 delik açın, ağaca asın. Bunu da 10-12 günde bir tazeleyin. Ama dostlar buraya dikkat. Bu tuzak işinin bir püf noktası daha var ki çoğu kişi bilmez. Özellikle dişi sinekler ve kelebekler ilk topraktan çıktığı zaman ilk döl için yumurtlamaya hazırlanırken enerjiye ve proteine ihtiyaç duyar. Bu yüzden sirke, pekmez, meyve kokusu güzel iş yapar ama içine biraz da proteinli bir şeyler katarsan tuzağın çekiciliği iki katına çıkar. Mesela balık suyu ekleyin. 1 litre hazırladığın karışıma 1-2 yemek kaşığı balık suyu ya da daha önce gübre videolarında anlattığım şekilde hazırladığın balık unu suyu eklersen dişi sinekler resmen deliye döner. Hiçbir şey bulamazsan bir hamsi koy. Ancak ağaç evinize yakınsa balığı koymak aşırı koku yapar, suyunu kullanmak çok da sorun çıkartmaz. Başka ne koyabiliriz dersek? Yoğurt suyu, maya gibi fermente sıvılar protein kaynağıdır. Ezilmiş yumurta sarısı olur. Bir yumurtanın sarısını iyice ezip karışıma eklersen kokusu sineği çeker. Bozulmuş süt olur. Bir çay bardağı bozulmuş süt veya peynir altı suyu bile iş yapar. Biraz kıyılmış bayat peyniri de olur. Özellikle Akdeniz sineği buna bayılır. Bir de torula mayası diye bir maya vardır. Özellikle Akdeniz meyve sineği tuzaklarında İtalya, İspanya ve Yunanistan'da yıllardır kullanılır. Çünkü müthiş bir fermente koku ve protein kaynağı sağlar. Torula mayası aslında Candida utilis diye bir mayadır. Yan ürünlerden elde edilir, toz halindedir ve suyla karıştırıldığında mayalanma başlar. İçerdiği uçucu asitik kokular ve protein özellikle dişi sinekleri anında çeker. Ama torula mayası Türkiye'de biraz zor bulunur. Bazı şarap yapım malzemeleri satan yerlerde ya da ithal böcek cezbedici satan dükkanlarda olabilir. İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda var. Bulamazsanız da büyük sorun değil. Diğer malzemeler de gayet güzel işinize yarar. Geleneksel tarifi şöyledir. 1 litre su, 5-10 gram torula mayası, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı sirke. Karıştırılır, fermente edilip pet şişelere konulur. 4-5 delik açılır, ağaca asılır. İlk gün köpürmeye başlar. İşte o koku sineği mahveder. Gelmeden duramaz. Sen bunu bulamazsan bile yerine kuru maya veya balık suyu kullanarak aynı etkiyi oluşturabilirsin. Yani dostlar, tuzağı ne kadar proteinli ve fermente kokulu yaparsan o kadar sinek ve kelebek çekersin. Özellikle dişi böcekler. Sen dişiyi yakalarsan yumurta bırakacak bir yerde kalmaz zaten. Bulabileceğiniz malzemelerden bir tuzak tarifi verirsek. 1 litre su, yarım çay bardağı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı pekmez, 1 ezilmiş aşırı olgun kayısı. O tarifte bulamazsınız. Kuru kayısıyı sıcak suya koyun, iyice içinde parçalansın, taneleriyle birlikte üzerine 1 litre suya tamamlayın. 1 çay kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı balık suyu ya da bozuk süt koyup karıştırın. Pekmezi ılık suda açın, içine mayayı koyun, 10 dakika bekleyin, boza kıvamına gelince karışımı ekleyin. Pet şişeye 4-5 delik aç, as ağacın dalına. Onu koklayan zaten orada kalıyor. Ama bu işlere Mayıs'ta başlayacaksın. Hatta havanın durumuna göre Nisan sonu bile olabilir. İlk dölü verdikten sonra geçmiş olsun o tuzaklara. Haziran ortasında kontrol et. Tuzakta hareket varsa karışımı yenile. Olgun kayısıyla düşmeye başladıysa aman diyeyim o gün toplayacaksın. Çünkü o kurtlu kayısı toprağa düşerse içindeki kurt toprağa inip pupa oluyor. Seneye tekrar çıkıyor. Temmuz sonuna doğru iş değişiyor. Akdeniz sineği çıkıyor. Onun için de başka bir karışım hazırlamak lazım. 1 litre suya yarım çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker, biraz portakal veya kayısı suyu. Bu karışımda uçanı misafir etmez, yatıya kaldırır. Ama dostlar bakın,
Sadece tuzakla bu iş olmaz. Toprak işini de halledeceksin. Bir de güzel bir yöntem var. Kekik suyu veya aynı şekilde aynı oranlarda olabilecek defne yaprağını kaynattığınız su. 5 litre suya 300 gram taze kekik kaynat, soğut, ağaç diplerine dök. Şöyle bahçeniz mis gibi koksun. Aslında kekik suyunun asıl etkisi toprak altındaki pupa ve mantar risklerini baskılama. Yani yetişkin sinek uçmaya başlamadan önce ve dökülen kurtlu meyvelerin pupaya dönüşeceği dönemde toprağa dökülen kekik suyu toprakta pupa halinde bekleyen sinek larvalarının ortamını bozuyor. Sinek pupalarının sağlıklı gelişmesini zorlaştırıyor. Aynı zamanda bazı sinek türleri kekik gibi yoğun aromatik kokulardan hoşlanmaz. Ama çok da buna bel bağlamayın. Etkisi öyle aman aman değildir. Anlayacağınız ortamı bunlar için elverişsiz hale getiriyor. Bu bile büyük bir faydadır. Ne zaman kullanacaksınız? Özellikle ilk meyve dökümünden hemen sonra. Yani çeşidine göre Haziran'da veya Temmuz başı gibi. Sen bunları böyle sezon boyu yaparsan kayısı kurt sorunu ilaçsız olarak %90 çözersin. Bir videonun da sonuna geldik. Doğal düşünmeyi ihmal etmeyin. Bu arada kanala da abone olmayı ihmal etmeyin. Bereketli bahçeler dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.